Sinan Meydan Türk milleti. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir. Geçen hafta siyasal İslamcı yaklaşımıyla tanınan iktidara yakın bir grup gazeteci yazar Aydın çektikleri bir videoda Araplara bir milletiz mesajı verdiler. Bu mesajın, bu yıl yüzüncü yaşına girecek olan Türkiye Cumhuriyeti'nin, laik ve ulusçu kuruluş felsefesini, üniter yapısını ve hala bu nitelikleri koruyan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı hedef aldığı anlaşılıyor. Hangi millet? Peki ama siyasal İslamcı koro, Araplara, bir milletiz. Derken ne demek istiyor? Bu soruya yanıt verebilmek için İslami literatürü bilmek gerekir. İslami literatürde millet sözcüğünün Allah'ın kulları için kitaplarında ve peygamberlerinin diliyle koyduğu esaslar şeklindeki tanımıyla din ve şeriatla eş anlamlı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle siyasal İslamcı literatürde millet bu din ve şeriat anlamıyla ve genelde Osmanlı'daki millet sistemi ne gönderme yapılarak ümmete karşılık olarak kullanılıyor. Bunun içindir ki siyasal İslamcıların, tek millet, bir millet derken modern anlamda, layık ulusu, değil, dinsel birliktelik anlamında, ümmeti, kastettikleri bilinmelidir. Bu bağlamda siyasal İslamcıların, yerliliği ve milliliği de Türk tarihinden süzülüp gelen, Türk dilini ve Türk kültürünü benimsemiş evrensel değerlere açık bir yerlilik ve millilik değil, kavmi Necip olarak gördükleri Arapların dilini, kültürünü yücelten bir Arap yerliliği ve milliliğidir. Öteden beri Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı olmalarının temel nedeni de burada gizlidir. Çünkü bilindiği gibi Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ni, layık ulus devlet olarak yapılandırmıştır. Demografi ve Devlet Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanma sürecinde kaybedilen topraklardaki Türkler, kaybedilmemiş topraklara, İstanbul'a, Doğu Trakya'ya ve Anadolu'ya, yani Türkiye'ye göç etmeye başladılar. Özellikle 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı, 1912-1913 Balkan Savaşları ve 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Osmanlı'nın kaybettiği topraklardaki Türklerin önemli bir bölümü Türkiye'ye göç etmek zorunda kalırken bu sırada Türkiye'deki gayrimüslim nüfus, özellikle Ermeniler ve Rumlar da savaş koşullarında Türkiye'den ayrılmaya başladı. Birinci Dünya Savaşı sırasındaki tehcir kanunu ve Kurtuluş Savaşı sonrasındaki mübadele ile Türkiye'deki Türk nüfusu daha da arttı. Türkiye'de, Birinci Dünya Savaşı'ndan Kurtuluş Savaşı'na, emperyalist saldırılara karşı elde kalan son toprakları Trakya'yı, İstanbul'u ve Anadolu'yu kaybetmemek için bir bağımsızlık savaşı veren halkın uluslaşma süreci hızlandı. Yeni Türk Devleti'nin temelleri Atatürk, Nutuk'ta 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarken, ulusal egemenliğe dayanan yeni bir Türk Devleti kurmayı düşündüğünü yazıyor. Gerçekten de Atatürk, kafasındaki o yeni Türk Devleti'nin temellerini Kurtuluş Savaşı yıllarında attı. Osmanlı'nın resmi adı, Devleti Aliye veya Devleti Aliye Osmaniye idi. 1876 Kanuni Esasisinde, Devleti Osmaniye diye geçiyordu. Batılılar ise öteden beri Osmanlı'ya hep Türkiye diyordu. Kanuni esasiye göre devletin resmi dili Türkçeydi. Memurların Türkçe bilmeleri de zorunluydu. Kurtuluş Savaşı'nda, Türkiye, ifadesi Misak-ı Milli Beyannamesinde karşımıza çıkıyor. Misak-ı Milli'nin üçüncü maddesinde, Türkiye sulhu, ifadesi geçiyor. Türkiye ifadesi daha sonra 23 Nisan 1920'de Ankara'da kurulan yeni meclisin adında ve ilk kararlarında karşımıza çıkıyor. 23 Nisan 1920'de Ankara'da birinci meclis açılırken meclisin hangi mebuslardan oluşacağı kararında Türkiye Büyük Millet Meclisi ifadesi kullanılıyor. Atatürk'te hükümet kurulması için verdiği önergenin üçüncü maddesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde bir kuvvet olmadığını belirtiyor. Atatürk, verdiği önergenin dördüncü maddesinde de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama ve yürütme yetkilerine sahip olduğunu ifade ediyor. Görüldüğü gibi Atatürk, meclisin açıldığı gün verdiği önergelerde meclisin adında açıkça, Türkiye, ifadesini kullanıyor, yeni meclisi, Türkiye BMM olarak adlandırıyor. Profesör Doktor Sina Akşin şöyle diyor: "Ama Osmanlı'nın reddi anlamında yorumlanması kaçınılmaz olan Türkiye adı fazla cüretliydi. 23 Nisan'dan sonra görünmez oldu. 1921 Anayasası hazırlanırken Türkiye adı yine kullanıldı. 13 Eylül 1920 tarihli Teşkilat-ı Esasiye Kanunu tasarısında birçok yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi ifadesi geçiyordu. Ülke adı olarak da Türkiye kullanılıyordu." 20 Eylül 1920 tarihli Bakanlar Kurulu kararında da meclis başkanlığından, Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti diye söz ediliyordu. Meclis Başkanı Atatürk, önceleri meclis yazışmalarını, BMM Reisi Mustafa Kemal olarak imzalarken daha sonra, TBMM Reisi Mustafa Kemal olarak imzalamaya başladı. Profesör Sinan Akşin'in araştırmasına göre Meclis Başkanı Atatürk ilk kez 23 Eylül 1920'de Malatya mebusu Lütfi Bey'le arkadaşlarının bir soru önergesine verdiği yanıtta Türkiye BMM Reisi ifadesini kullanıyor. Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi ifadesini daha sonra 1 Ekim 1920'de İtalyan Meclis Başkanına gönderdiği telgrafta sonra 4 Ekim 1920'deki başka bir telgrafta kullanıyor. Ondan sonra da her zaman olmasa da sık sık TBMM reisi Mustafa Kemal ifadesini kullanıyor. Böylece bizzat Atatürk'ün kullanımıyla BMM adı TBMM halini alıyor. Önceleri Türkiye adı Türkiye olarak yazılıyor. Atatürk de böyle kullanıyor. Atatürk'ün Vatandaş için Medeni Bilgiler kitabı için el yazısıyla yazdığı millet tanımı. Profesör Doktor Sina Akşin'e göre, devlet adı olarak Osmanlı sözcüğünün meclis adında yer almaması başlı başına bir devrimdi. Cumhuriyete doğru atılmış bir adımdı. Fakat Türkiye adının eklenmesi de aynı yönde bir devrim gibiydi. Mustafa Kemal'in bu adımı atması için durumunun daha sağlam bir zeminde olması gerekiyordu. Daha sağlam zemin, iç savaşın kazanılması, damat Ferid'in istifası, Tevfik Paşa hükümetinin kurulması ile elde edildi. 30 Ekim'de Kars kurtarıldı. 9 Kasım'da başlayan Çerkez etemin tasfiyesi süreci bu zemini daha da güçlendirdi. Atatürk'ün vatandaş için medeni bilgiler kitabı için el yazısıyla kaleme aldığı millet bölümü. Gerçek şu ki 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Meclis'e Türkiye Büyük Millet Meclisi adının verilmesiyle resmen Türkiye adıyla yeni bir Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyetinin temelleri de atılmış oldu. Atatürk bu süreci başından sonuna kadar başarıyla yönetti. TBMM'de Türklük tartışmaları. SEVR antlaşmasında soy, dil ve din azınlıkları kavramına yer verilmişti. İngiltere, Lozan'da bu konuyu yeniden gündeme getirdi. Türkiye Lozan'da Müslüman azınlık dayatmasını reddetti. Türkiye Lozan'da dinlere göre hukuk dayatmasını da reddetti. Türkiye'deki herkesin layık, çağdaş tek bir hukuka bağlı olacağını belirtti. Böylece Türkiye'de hukuk birliği sağlandı ve yabancıların ayrıcalıklarına son verildi. Lozan Antlaşması'nın 39. maddesinde, Türkiye'nin tüm halkı, din ayırt edilmeksizin yasa önünde eşittir. Din, inanç ya da mezhep farkı hiçbir Türk yurttaşının medeni ve siyasi haklardan yararlanmasına engel sayılmayacaktır, denildi. Görüldüğü gibi Lozan Antlaşması'nda din, inanç ve mezhep farkı gözetilmeden tüm Türk yurttaşlarının yasa önünde eşit olduğu belirtilerek layık ulus devletin temeli atıldı. Lozan Antlaşması sonrasında TBMM'de milliyetin nasıl olacağı tartışıldı. 22 Eylül 1923 tarihli meclis gizli oturumunda Samih Rıfat Bey, milliyet bağının kandan ibaret olmadığını söyleyerek kültüre ve dine vurgu yaptı. Fahrettin Fikri Bey de Samih Rıfat Bey'e katılarak ortak maziye sahip bütün vatan evlatlarının Türk milliyetperverliğine dahil olduğunu ve bunların Türk'ten başka bir şey olmadıklarını söyledi. Ayrıca Fransız milliyetçiliğinin anlamını, beraber yaşama duygusu olarak kabul eden Ernest Renan'a gönderme yaptı. Fahrettin Fikri Bey, ülkemizde çeşitli ırklara mensup olanlara karşın tek bir milliyetin olduğunu, onun da Türk milliyeti olduğunu ifade etti. Milliyetin nasıl tanımlanacağı 1924 anayasa görüşmelerinde mecliste yeniden gündeme geldi. 1924 Anayasası'nda milliyeti tanımlayan 88. madde görüşmelerinde kavramsal düzeyde tartışmalar oldu. Ahmet Hamdi Bey, Türk ahalisinden olup Türkiye harsını kabul edenlere Türk ıtlak olunur denilmesini önerdi. Celal Nuri Bey, Lozan Antlaşması'nın 39. maddesi nedeniyle böyle bir tanım yapılamayacağını söyledi. Hamdullah Subhi Bey ise sınırlarımız içinde yaşayan herkese, Türk demek istediklerini, ancak mübadele ile gayrimüslim azınlıkların ülkeden çıkarıldıklarını, bu süreçte gayrimüslimlere de, Türk demenin sorun yaratacağını söyledi. Celal Nuri Bey tekrar söz aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nde Rum, Ermeni ve Yahudi azınlığın olduğunu belirterek, bunlara eğer Türk sıfatını vermeyeceksek ne diyeceğiz? diye sordu. Salondan, Türkiye'li. Sesleri yükseldi. Bunun üzerine Celal Nuri Bey, istirham ederim. Türkiye'li hiçbir manaya gelmemektedir. Ayrıca Lozan Antlaşması'nın 39. maddesi gereği hiçbir fark olmayacaktır, dedi. Bu sırada Ahmet Hamdi Bey, isimce değil hukukça, diye seslendi. Bunun üzerine Mazhar Müfit Bey söz alıp buraya, yalnız din ve ırk farkı olmaksızın tabiiyet bakımından desek nasıl olur? diye sordu. Bu, tabiiyet, fikri bir süre tartışıldıktan sonra reddedildi. Hamdullah Subhi Bey, 88. maddenin, Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle Türk ıtlak olunur, şeklinde düzeltilmesini istedi. 88. madde bu şekliyle onaylanıp kabul edildi görüldüğü gibi Cumhuriyeti Kur'anlar Türk derken bir ırkı bir etnisiteyi veya bir dini ve mezhebi değil anayasal vatandaşlığı kastetmiştir. Atatürk'ün millet tanımı Atatürk'ün millet tanımı konuya daha da açıklık getirecektir. Atatürk 1930 yılından itibaren liselerde okutulan vatandaş için medeni bilgiler adlı kitabında milleti Türkiye Cumhuriyetini Kur'an Türkiye halkına Türk milleti denir diye tanımlıyor. Atatürk daha sonra tarihsel ve sosyolojik olarak şöyle bir analiz yapıyor. Türk milletinin oluşumunda etkili olan doğal ve tarihsel olgular şunlardır: siyasal varlıkta birlik, dil birliği, ırk ve köken birliği, yurt birliği, tarihsel akrabalık, ahlaki yakınlık. Sonra da şöyle devam ediyor. A zengin bir hatıra mirasına sahip olan, B beraber yaşamak konusunda ortak arzu ve istekte samimi olan, C ve sahip olunan mirasın korunmasında beraber devam etmek konusunda iradeleri ortak olan insanların birleşmesinden meydana gelen topluma millet denir. Atatürk milleti tanımlarken etnik ayrılıkçılığı da eleştiriyor. Türkiye'de Kürtlük fikri, Çerkezlik fikri ve hatta Lazlık fikri veya Boşnaklık fikri propagandası yapıldığını ancak istibdat döneminin ürünü olan bu adlandırmaların birkaç düşman aleti mürteci beyinsizden başka milletin hiçbir bireyi üzerinde üzüntüden başka bir etki yaratmadığını belirtiyor. Çünkü bu millet fertleri de bütün Türk camiası gibi aynı ortak geçmişe, tarihe, ahlaka, haklara sahip bulunuyorlar diyor. Yani Atatürk açıkça diğer etnik unsurları da Türk camiasının eşit haklara sahip millet fertleri olarak adlandırıyor. Vatandaş için Medeni Bilgiler, kitabında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuş azınlıklar hakkındaki şu değerlendirmede dikkat çekiyor. Bugün içimizde bulunan Hristiyan, Musevi vatandaşlar, alın yazılarını ve talihlerini Türk milletine vicdani arzularıyla bağladıktan sonra kendilerine yan gözle, yabancı gözüyle bakılması uygar Türk milletinin asil ahlakından beklenebilir mi? Çok açık görüldüğü gibi Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde, Türk milleti, kavramı, ırkçılık, etnik ayrımcılık, dincilik, mezhepçilik değil, vatandaşlık bağıdır, milletin ortak adıdır. 1924 Anayasası'ndan bugüne anayasalarımızdaki millet tanımı layık, çağdaş ve demokratik bir millet tanımıdır. Bu tanımı tartışmaya açmak, layık cumhuriyeti, üniter bütünlüğü, yurttaşlığı, çağdaş yaşamı tartışmaya açmaktır ki, bu da anayasal suçtur.